Herkese merhabalar, kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, budama işlemlerimizden devam edeceğim. Köşede, duvar kenarındayız. Köşede değiliz, duvar kenarındayız, evet. Burada bir, işte bu artık krasulagillerden mi diyeceğim ama fazla büyüdü. Hem bu tarafa geliyor. California Sunset, bu graptoyu bastırıyor zaten. Bu California Sunset de burada rengini kaybetti. Şu anda bunların kıpkırmızı olması lazım aslında. Ama pek bir kırmızılığını göremiyoruz. Şimdi ben arkadan biraz bunu budayacağım, krasulayı. Aşağı arkalarda bayağı çünkü fazla uzadılar. Hatta görünmüyorlar falan. Bunları böyle... Ups, yanında hemen çıtır çıtır iki yaprak koparttık. Bunlar da böyle fasulye gibi, yani şöyle yense gerçekten bakla. Aynı bakla gibi kırılıyorlar. Kestiğimi nereye düşürdüm? Heh, şöyle şuraya bir koyalım. Şöyle alalım. Bu öyle kolay kolay kuruyan şey yapan bir tür değil. Gayet rahat kökleniyor. İnşallah şöyle biraz köklendir. Yani şu anda tabii bunların renkleri tamamen yeşil. Aslında ön taraftaki birazcık daha rengi, daha kahverengiye dönük. Uçları da şey, kırmızımsı oldular. Bayağı güzel oldular yani. Şimdi ben bunları buradan birazcık... budamak istiyorum. İlk budanınca tabi şekil bozuluyor. Yani her zaman istediğiniz gibi güzel şekli koruyamayabiliyorsunuz budarken. Ama bazen de yani budayınca güzel ortada yine bir şey kalıyor. Ya da tek çeşit olmayınca gözünüz alışıyor. Yani tek bu olsa mesela dımdızlak ortada kalır da. Evet, bu arkada bayağı bir... Burada uzaya, arkaya doğru gidenler var. Yani onların orada olmasına gerek yok aslında. Mesela bu buradan kendisi köklenmiş. Air root diyorlar, hava kökü. Kendisi oluşturuyor direkt onları. Maşallah, ama çok yine kırdım valla. Kotilodon'un şeyleri gitti. Cık, bu tarafa dokunmamam lazım. Bu tam kökünden geldi. Şöyle ortadan, makasım elimdeymiş. Keselim. Bunun da mesela kökleri oluşmuş yine burada. Şunu şöyle koparacağım. Çok büyük olmuş. Evet. Şunları koparttık mı? Hay maşallah. Evet. Tamam. Tabii bu kadar kesince... buradaki görüntü gitti yani. Bu böyle üste üste geliyordu ama olsun. Şimdi arkadaki California Sunset'lerden keseceğim. Bunları da kesip şuraya şöyle dizelim. Yani evet, şu anda çok güzel görünüyor, şurası doldurmuş durumda ama birkaç tane arada kesersem hem onlar büyüyecek, arada küçük kalanlar büyüyecek, hem de yavrular oluşacak. Şu telgrafı buraya saksıyla koymuştum. Bu ne kadar bastırıyor bilemiyorum. Şuradan bir tane alalım.
2. Bence şu büyüğü de alalım. 3. Dört. Evet. Beş, bir yaprak boşa gitmemiş. İyi. Tamam. Bunlar büyüsünler. Yani bir derdimiz yok bence bunlarla. Şuradan bir tane daha keseyim. Şunu bilemiyorum, alayım mı almayayım mı? En önde görünen bu çünkü şu anda. Diğerleri de Tamam. 2, 4, 6 tane almış olduk. Fena değil bence. Evet. Başka, eyvah. İşte Kalın köy 80 gül ağaçlarımızın çiçekleri yağmura dayanamadı. İşte biraz koptu. Koparttık değil mi? Evet, ama bunu ben böyle yine buraya koyacağım. Çünkü bu çiçek açacak burada yani. Şöyle. Biz onun çiçeğini güzel güzel seyre koyulacağız. O çiçek ölene kadar. İnşallah. Evet, başka bir tek şey yapamadığım şurada. Bu acaba kivi mi değil mi bilemiyorum yani. Nasıl bileceğim? Şu anda şekil, şemal burada çok gölgede kaldı, gitti tamamen. Yani yaza kadar beklesek mi, yoksa bir parça alsam ve köklendirmeyi mi denesem bilemiyorum. Evet, bir de şurada ne yapmıştık? Purple Delight'ları koymuştuk buraya bir saksıda, ama ben bunları artık buradan almak gerektiğini düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir açıklığımız var. Tabii ora oluştu. Ama burada evet, iki tane şey koymuştum oraya ben. Fred Ive. Şimdi bunların burada bakın, Purple Delight Purple Delight'lıktan çıkmış zaten. Hani saksıda o zaman yerini doldursun diye koymuştum. Ama şu anda onu gerek yok. Ben yine şu Fred Ive'ı alacağım buradan. Şöyle koyalım. Belki oraya başka bir Fred Ive daha ya da bir şey arkaya doğru doldururum. Elimde olup da oraya koyuvereceğim. Ne var şimdi benim acaba? Evet. Ora öyle boş kalmasın. Şöyle yoğun, dolu dolu bir şey buluversek. Aslında şurada bir, evet, şu anayım ölmek üzere, onu oraya koysam mı acaba? Fark eder mi? Olur mu? Şöyle yapsak. Bakalım. Kendine gelirse gelir, onu oraya koyalım. Çok gölge olduğu için bilmiyorum ne olur ne olmaz. Evet, Purple Delight'larımızı da, onları da güzel bir yere inşallah yarın dikelim. Şimdi bayağı akşam olmak üzere, karardı hava. Ama burada tonlarca Purple Delight var yani. Bunları Purple Delight saksısını da artık dikmeyeceğim. Bayağı fazla oldular. Başka bir köşeye bunları konuşlandırabiliriz. Evet. Bu kısmımızı buzadık. Bol bol bu krasolalardan çıktı. Bunlar dikilecek bir yere, artık nereye dikerim bilmiyorum. Bunlar birazcık bir gün beklesinler. Bir de bunlardan bolca çıktı. Ama sedumları ve graptoları dikmek için ayrı bir organizasyon şey yapacağım. Yani bir tane güzel bir saksı hazırlamak istiyorum bunlarla. Şöyle güzel güzel köklensinler. İnşallah. Evet arkadaşlar. Hava bayağı serinledi. Akşam oldu. Birazdan
Yani güneş batacak zaten, etraf bayağıdan karardı. Bugünlük burada bitirelim inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Artık ne zaman aniumları, bir anium kellesi almak için de dolanacağız, şey yapacağız. Bilmiyorum. Şu sukulent çadırının bir ucunu anium öbekleri yetiştirmek için kullanayım diyorum. Mart ayı gelene kadar orada büyüsünler. Mart ayında da onları alıp inşallah asıl bahçelerine dikelim. Ağacın altına, komşunun ağacının alt tarafına anium bahçesi yapacağız. Oraya karar verdim. Yani gerçekten böyle öbek öbek aniumlar istiyorum. Saksılarda belki de çok anium tutmaya gerek yok. Yani burada mesela bu anium burada çok fazla. Yani yanında da var, arkasında da var, her tarafı anium. Hani doldurmak için güzeldi ama şu anda bir de gölge olduğu için formlar bozuldu. Bir değişik bir şekil görünüyor yani. Onu orada sevmedim ben. Oraya başka bir şey lazım. Belki karasal ovata falan olabilir. Ya da aslında şu sedumumuzdan bayağı çoğaldı artık. Bu da böyle saksıdan sarkınca gerçekten çok harika bir şey görünüyor yani. Gölgede başka, güneşte de uçları böyle turunculaşıyor, pembeleşiyor. Çok güzel. Buradaki görüntüsü de ayrı zaten. Bu böyle bayağı uzayıp sarktı. Bakar mısınız? Kırılmasın inşallah. Çok hoş. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Diyorum diyorum, bir türlü kapatamıyorum. Bu sefer kapatacağım.